Betaniyeli Meryem'e ait bir anma töreni ve Betaniya'da cüzzamlı Simon'un evinde yemek yerlerken çok değerli bir merhem dolu bir alabastır kutu taşıyan bir kadın geldi ve kutuyu kırıp İsa'nın başına döktü. Ve aralarında öfkelenenler vardı ve dediler ki, bu merhem neden boşa gitti? Çünkü 300 peniden fazla bir fiyata satılabilir ve yoksullara verilebilirdi. Ve ona karşı mırıldandılar. Ve İsa dedi ki, onu rahat bırak. Neden onu rahatsız ediyorsun? O benim için iyi bir şey yaptı. Çünkü yoksullar her zaman seninledir ve istediğin zaman onlara iyilik yapabilirsin. Ama her zaman bana yapmadın. O elinden geleni yaptı. Cenaze töreni için bedenimi önceden yağlamak için geldi. Doğrusu sana derim ki bu müjde bütün dünyada vaaz edildiğinde bu kadının işi de onun anısına anlatılacak. Markos 14 bölü 3 eksi 9. Sadece İsa Mesih kurtarır. Bir oğul doğuracak ve sen onun adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak. Matta 1:21. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3:16. İsa ona dedi ki, yol, gerçek ve yaşam benim. Kimse babaya benden başka gelemez. Yuhanna 14 bölü 6. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Çünkü gök altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtaracak başka hiçbir hat yoktur. Elçilerin İşleri 4:12. Çünkü her şeyden önce benim de aldığımı size ilettim. Mesih. Kutsal yazılara göre günahlarımız için öldü, gömüldü ve kutsal yazılara göre üçüncü gün dirildi. 1. Korintliler 15:3-4. Onun aracılığıyla, lütfunun zenginliğine göre kanıyla kurtuluşa, günahların bağışlanmasına sahibiz. Efesliler 1:7. Olarak anlamamız gereken dört gerçek vardır. 1. Tanrı sizi çok seviyor. O sizinle birlikte cennette sonsuz yaşama sahip olmanızı istiyor. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3:16. O, sizinle birlikte bol ve anlamlı bir yaşama sahip olmanızı istiyor. Hırsız ancak çalmak, öldürmek ve yok etmek için gelir. Ben ise onların yaşama sahip olmaları ve bol yaşama sahip olmaları için geldim. Yuhanna 10:10. Buna rağmen birçok insan anlamlı bir hayat deneyimlemez ve sonsuz yaşama sahip olup olmadıklarından emin değildir çünkü. 2. İnsan doğası gereği günahkârdır. Bu yüzden Tanrı'dan ayrılmıştır. Herkes günah işledi. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Romalılar 3:23. Çünkü para sevgisi her türlü kötülüğün köküdür. 1 Timoteos 6:10. Günahın ücreti ölümdür. Çünkü günahın ücreti ölümdür. Romalılar 6:23. İncil iki tür ölüm belirtir. Fiziksel ölüm ve insanlara bir kez ölmeleri. Ancak bundan sonra yargılanmaları gerektiği gibi İbraniler 9:27. Ruhsal ölüm veya cehennemde Tanrı'dan sonsuz ayrılık.
Fakat korkaklar, inanmayanlar, iğrenç olanlar, katiller, fuhuş yapanlar, büyücüler, putperestler ve bütün yalancılar, ateş ve kükürtle yanan gölde paylarını alacaklardır ki bu ikinci ölümdür. Vahiy 21 bölü 8. İnsan günahı yüzünden Tanrı'dan ayrılmışsa bu sorunun çözümü nedir? Genellikle çözümlerin şunlar olduğunu düşünürüz. Din, iyi işler ve iyi davranışlar. Ancak Tanrı'dan tek bir çözüm vardır. Üçüncü, İsa Mesih cennete giden tek yoldur. Bu Tanrı'nın beyanıdır. İsa ona dedi ki, yol, gerçek ve yaşam benim. Kimse benim aracılığım olmadan babaya gelemez. Yuhanna 14 bölü 6. Günahlarımızın cezasını tam olarak ödedi. Çünkü Mesih de günahlar için bir kez acı çekti. Doğru kişi doğru olmayanlar için bizi Tanrı'ya getirsin diye bedende öldürüldü. Ama ruh tarafından diriltildi. 1 Petrus 3:18. Kanıyla kurtuluşumuz var. Günahların bağışlanması, lütfunun zenginliğine göre Efesliler 1 bölü 7. Onun sonsuz yaşam vaadi var. Ola iman edenin sonsuz yaşamı vardır ve oğla iman etmeyen yaşamı görmeyecektir. Ama Tanrı'nın gazabı onun üzerinde kalır. Yuhanna 3:36. Çünkü günahın ücreti ölümdür. Ama Tanrı'nın armağanı Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşamdır. Romalılar 6:23. Dördüncü, kurtulmak için İsa Mesih'e inanmamız gerekir. Kurtuluşumuz İsa Mesih'e olan iman aracılığıyla Tanrı'nın lütfuna bağlıdır. Çünkü iman aracılığıyla lütufla kurtuldunuz ve bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır, işlerin bir sonucu değildir. Yoksa hiç kimse övünebilir. Efesliler 2 bölü 8-9. Çünkü Rabbin adını çağıran herkes kurtulacaktır. Romalılar 10:13. Günahkarın duası. Bunu imanla dua edin. Rab İsa, beni sevdiğin için çok teşekkür ederim. Günahkar olduğumu itiraf ediyorum ve senden af diliyorum. Tüm günahlarımın bedelini ödemek için çarmıhta ölümün, gömülme ve dirilişin için teşekkür ederim. Sana Rabbim ve kurtarıcım olarak güveniyorum. Sonsuz yaşam armağanını kabul ediyorum ve hayatımı sana teslim ediyorum. Tüm emirlerine uymama ve senin gözünde hoş olmama yardım et. Amin. Eğer İsa Mesih'e güvendiyseniz, başınıza şunlar gelmiştir. Şimdi Tanrı ile sonsuz yaşama kavuştunuz. Ve beni gönderenin isteği şudur. Oğlu görüp ona iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşması ve ben onu son günde dirilteceğim. Yuhanna 6:40. Bütün günahlarınız ödendi ve bağışlandı. Geçmiş, şimdiki, gelecek. Fakat bu adam günahlar için sonsuza dek tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. İbraniler 10:12. Tanrı'nın gözünde yeni bir yaratıksınız. Bu yeni hayatınızın başlangıcıdır. Bu nedenle eğer bir kimse Mesih'te ise o yeni bir yaratıktır. Eski şeyler geçti. İşte her şey yeni oldu. 2. Korintliler 5:17. Tanrı'nın çocuğu oldunuz. Ama onu kabul edenlerin hepsine, yani adına iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma yetkisini verdi. Yuhanna 1:12. İyi işler bizim için kurtulmanın bir yolu değil,
kurtuluşumuzun kanıtı veya meyvesidir. Çünkü biz Tanrı'nın önceden belirlediği iyi işler yapmak üzere Mesih İsa'da yaratılmış onun eseriyiz. Efesliler 2:10 Tanrı sizi korusun.